Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Evet, kritik bir gündeyiz. Belki de haftanın en kritik günü olduğunu söyleyebiliriz. ABD'den gelecek olan TÜFE verisini takip ediyor olacak yatırımcılar. Bir diğer tarafta ise 2-3 Mayıs toplantısına ilişkin sinyalleri aramada etkili olacak olan TÜFE verisinin yanı sıra FED tutanaklarının Mart ayına ilişkin FED tutanakları ve bankacılık krizinin sağlığına ilişkin de görüşlerini yansıtacak olan FED yetkililerinden nasıl mesajlar gelmiş, FED tutanakları yakından takip edilecek. İki önemli gelişme derken içeride ise önemli gelişmeler var. Seçim gündemine giden süreç içerisindeyiz. Bir tarafta seçim beyannamesini yayımlayan AK Parti tarafından gelen ekonomik vaatler, tüm bu ayrıntıları ve getirilerini yine ve potansiyellerini konuşmaya devam ederken G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı Washington'da gerçekleştiriliyor olacak. ECB yetkililerinden de önemli konuşanlar olacak. Önemli konuşmalar öne çıkıyor olacak. Gündoğdu tarafından yapılacak açıklamalar 15.30'da takip edilecek. Bakalım bundan sonraki süreçte ECB'nin faiz patikasına ilişkin beklentiler nasıl şekillenecek? Tüm bu ayrıntıları takip edeceğiz. Peki piyasa açılışı öncesi hangi başlıklar öne çıkıyor? İlk olarak ABD'nin en büyük bazı bankaları olası kayıplara karşı kenarca kaynak ayırma kararını aldığını takip ettik ki geçen ay piyasaları yatıştırmak için bankaya nefes aldırmak amacıyla First Republic Bankası'na en az 120 gün süreyle toplamda 30 milyar dolar mevduat yatıran büyük bankaların bazıları konuya yakın kaynaklara göre rezervlerini arttırmaya hazırlanıyor ve kaynaklar bankaya en yüksek tutarda mevduat yatıran bankaların ise 100'er milyar yine 100'er milyon dolarlık bir kaynağına da kenarda ayırabileceğine dair de beklentileri kuvvetlendiriyor. İkinci başlığa dönüp bakıyoruz. Fed yetkililerinden açıklamalar gelirken New York Fed Başkanı Williams tarafından dünkü değerlendirmede enflasyonu aşağı çekmek için hala atmaları gereken adım olduğunu söylerken bir diğer tarafta ise Chicago Fed Başkanı Gospel tarafından yapılan bir açıklama vardı. Faiz artırımları konusunda ihtiyatlı olunmalı dedi. Bir tarafta ise finansal istikrara yönelik riskler öne çıkıyordu. Tüm bu ayrıntılara rağmen bakalım bugünkü özellikle tüketici fiyatlarına dair beklentilerin üzerinde geldiği takdirde bundan sonraki süreçte Fed'in faiz patikası da yakından takip ediliyor olacak. ABD'de tüketici fiyat artışının Mart'ta bir önceki aya göre hız kestiği tahmin ediliyor. Aylık bazda 0.4, yıllık bazda ise %6'lık bir artış kaydetmişti. Bu aya dair beklenti ise Mart ayına ilişkin 0.2'lik aylık bazda ve yıllık bazda ise %5,1'lik ise artış yaşanması beklentiler dahilinde. Peki eğer artış özellikle %6'ya aşarsa bu kez beklentiler Goldman'ın ortağı Floyd'a göre veri %6'ya aşarsa S&P 500'de %2'lik bir düşüş yaşanabilir dedi. Özellikle bundan sonraki süreçte bugün kritik bir FED, kritik bir TÜFE verisini alacağız ve 2-3 Mayıs toplantısı için ise önemli bir veri olacağını hatırlatmış olalım. Son olarak ise FED tutanaklarına ait notlar yayımlanacak ki FED tutanaklarına ilişkin önemli bir gelişme ki finansal istikrara yönelik riskler azaldıkça FED'in 2-3 Mayıs'ta yapacağı politika faizlerinin arttırması daha kuvvetli ihtimal olarak öne çıkarken ama bunun süreci içerisinde özellikle FED tutanaklarında yetkililer finansal sistemin sağlığına ilişkin ise görüşleri yatırımcıların ilgi odağında olacak derim. Peki hangi verileri takip ediyoruz? Şimdi bakalım. NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Evet, verileri takip ediyor olacağız. İçeride perakende verilerini, satışları verisini karşılarken Türkiye saati itibariyle saat 10'da, 15.30'da ise tüketici fiyat endeksi. Mart ayına ilişkin ABD'de gelecek olan tüketici fiyat endeksine ilişkin ise veri 15.30'da geliyor olacak. Bununla birlikte Rusya'dan tüketici fiyat endeksi Mart ayına ilişkin karşılıyor olacağız. 21'de ise bütçe dengesi verisi ABD'ye ilişkin geliyor olacak ki burada da borç krizi yakından takip edilecek göstergeler kritik seviyelerde olduğunda bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bununla birlikte FOMC toplantı tutanakları ise önem arz ediyor. Finansal istikrara ilişkin endişeler bir tarafta yakından izlenirken finansal istikrarın sağlığına ilişkin yetkililerin görüşleri önemli olacakken 2-3 Mayıs toplantısı için ise önemli bir veri olacağını söyleyelim.
NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Uyum Market'e Dubai temsilcimiz Aysu Kazancı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aysu, hoş geldin yayınımıza. Evet, bir tarafta tüfe verisi ABD'den gelecek, bir diğer tarafta ise FOMC toplantı tutanakları. Peki Asya'da fiyatlamalar nasıl yansıdı, bu verilerin beklentileri? Pelin, enflasyonu beklerken Asya'da karışık bir görüntü var diyebilirim. Japonya artıda, Hong Kong ekside, Çin hafif artıda, Güney Kore artılarının bir kısmını geri verdi. Net bir yön yok. Japonya niye artıda? Japonya'da Warren Buffett haberleri bugünlerde çok konuşuluyor. Daha önce de Japonya'ya güvendiğini ve alım yaptığını söylemişti. Alımlara devam edeceğini söyledi. O pozitif bir hava yaratıyor. Hatırlarsan bu hafta başında Ueda'nın, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın basın toplantısı vardı. Mevcut politikalar devam edecek demişti. O zaten bir pozitif bir hava yaratmıştı. Bir de bugün bir haber daha dikkatimi çekti. Hükümet Osaka'da bir kumarhane açılmasına onaylayacak haberleri vardı. Çekirdek makine siparişleri Şubat'ta %4,5 düşmesine rağmen Nikkei'yi diğer Asya piyasalarına göre biraz ayrışıyor diyebilirim. Hong Kong'ta da Tencent düşüyor. O borsayı biraz etkiledi. Ama rakamlara baktığımda ne artılar ne eksiler çok fazla değil. İşlem hacimlerinde biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Petrolde dün öğleden sonra özellikle yükseliş yaşandı. Bugün yatay diyebiliriz ama Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesinde 81.6 dolar Amerikan türü Brent'te, 85.7 dolar seviyesinde. Her hafta olduğu gibi haftalık stoklar açıklandı. Amerika'da API'nin rakamlarına göre 1,5 milyon varillik azalış vardı. Bu fiyatları biraz yukarı çekti Pelin. Bir de Rusya'nın petrol sevkiyatında azalma var. Tanker sevkiyatı, tanker hareketlerine göre diyebileceğim. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Muhammed Bin Salman'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşmesi vardı. Bu Yemen konusunda görüştüler. Suudi Arabistan'la İran yakınlaşmasından sonra bunun bitmesine dair sinyaller geliyor. Son olarak da yine Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler giderek artıyor. En son olarak da temiz hidrojen alanında bir mutabakat zaptı imzalandı. Asya, Orta Doğu ve petrol tarafından son notlar böyle Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Mersoy aktardıkların için diyoruz. Asya'ya nokta diyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, içeriğiyle ve dışarıyla devam ediyoruz. Özellikle kritik bir gün olduğunu, haftanın kritik bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Burcu Kıratlı ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burcu, hoş geldin, günaydın. Merhaba Pelin, hoş bulduk. Şimdi küresel anlamda da kritik bir gün. İçeride zaten kritik günlerden geçiyor seçime giden süreç. Dolayısıyla piyasalarda dün nasıl bir kapanış oldu? Bugünden beklentimiz nedir? İlk önce Amerika ile başlayalım istersen. Amerika'yı da dün yatay ve karışık bir kapanış vardı. Bugün vadelilere baktığımızda yatay seyirde olduğunu görüyoruz. Şüphesiz bütün fiyatlamalar gibi o da bugünkü tüfe verisini ve FOMC tutanaklarını bekliyor. Asya'ya bakacak olursak, Asya'daki bugün kapanışlar karışık. Özellikle Çin'den bahsedecek olursak Tencent, Alibaba, Baidu gibi teknoloji devlerinin satış yemesiyle Asya tarafında özellikle Çin'de karışık kapanışlar görüyoruz. Japonya'da bunun tam tersi şekilde dün
Merkez Bankası, yeni Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın açıklamalarıyla olumlu hava devam ediyor. Getire yerisine dair söyledi. Bugün de Warren Buffett'ın açıklamaları vardı ve yerel hisseleri yatırım yapacağını söyledi. Bu Japonya tarafındaki risk iştahının artmasına devam ediyor. Avrupa tarafında dün olumlu bir kapanış gördük. Bugün orası da datayı bekleyecektir. FOMC tutanakları ve enflasyon rakamı önemli dedik. 5.1 manşette, çekirdekte ise biraz daha yüksek gelmesin. 5.6 gelmesin bekleniyor. Bu oldukça önemli bir veri olacak. Çünkü bu aslında piyasa için son faiz artırımı olarak biliniyor. Haziran'da bir faiz artırımı, bundan sonrası piyasa fiyatlamalarının azından şu anda gördüğümüz kadarıyla çok fazla beklenmiyor. Dolayısıyla beklentiden düşük gelecek bir enflasyon risk eşitliğinin artmasına da oldukça yardımcı olacak. MTA'lardan endekslere kadar artışlar görebileceğimizi düşünüyoruz. Yurt içi tarafta da bugün Europower'ın halka arzı var. Onunla başlayacağız. Halka arzların son dönemde bir miktar liste olan ilgiyi de arttırdığını söylemek de mümkün Pelin. Özellikle hacim tarafında da bir site son günlerde artış görüyoruz. Özellikle geçen hafta Paskalya'dan sonra hacimde biliyorsun biraz düşüş vardı. Bu aralar hem hacim artmış gibi gözüküyor hem de halka arzlara olan ilgi artmış gibi gözüküyor. 5.124'ten kapandı dün. 5.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Fakat 5.000 üzerinde kalıcı olduğu sürece bizdeki hareketi de eğilimi daha doğrusu yukarı yönlü görmek mümkün Pelin. Evet, yakından takip edeceğiz. Kritik bir gün dedik. Özellikle hem küresel piyasalar açısından bir tarafta ABD'den gelecek olan tüfe verisi, bir diğer tarafta ise FOMC. Ama bununla birlikte halka arz talepleri de devam ediyor. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeriği ve dışarıyı konuşmaya devam ediyoruz Soner Kuru ile birlikte. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Soner, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Pelin. Az önce Burcu Kıratlı da bahsetti aslında, halka arz furyası. Dolayısıyla son dönemde bununla birlikte de eğilimin arttığını da görüyoruz. Hacimlerde de bir kıpırdanma söz konusu. Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Bundan sonraki süreçte olası riskler nedir? Yoksa bunlar bir fırsata çevrilecek mi? Ne dersin? Yani şöyle, borsa tarafında genel tablo tabii seçim bekleyişi. 5000 ortalamalarda bir fiyatlama. Piyasa genel itibariyle 5000 altına geldiğinde orada bir fırsat görüyor. 5000 üzerine atıyor. Şu an için de böyle bir ortamda 5000 üzerindeyiz. Baktığımızda 5035 seviyesini destek yaptık. Bu formasyon içinde şöyle 5300'lere doğru hareketin devamını beklediğimizi belirtmeliyim. Hacimler konusunda şöyle bir durum var. Mart ayı başından 23 Mart'a kadar, Ramazan'a girişe kadar günlük ortalama işlem hacmi tümde 108 milyar. 23 Mart'tan itibaren bu tarafa bakıyoruz, ortalama 76 milyar. Son iki gündür biraz kıpırdanma var, 88 milyardı dün. Bu kıpırdanmanın devam etmesini dileriz tabii, ama özellikle hacimlerde bir düşüş olduğunu, son bir hafta 10 gündür kademelerin de boş olduğunu ve fiyatlamaların genel itibariyle hacimsiz gerçekleştiğini ifade etmemiz lazım. Diğer taraftan tabii 5000 üzerine geldiğinde piyasada kamu etkisi azalıyor. Çünkü 5000 altında kamu bankalarından alışlar görüyoruz, yüklü alışlar. Son bir haftadır bu taraf biraz kısıtlı, ama 2-3 gündür bir yabancı kurum alışlarının yine etkili olduğunu takip ediyoruz. Bu bir trende dönüşür mü seçim öncesinde, bakacağız. Hı hı. Bu zayıf ihtimal. Halka arzlar tarafında tabii borsa tarafında genel itibariyle getiri olmadığı için halka arzlara da tabii ilgi artıyor bu noktada. Önceki dönemde, o boğa piyasasını takip ettiğimiz dönemde zaten çok küçük küçük lotlar geldiği için belki bir kısım içinde o kadar etkili değildi bu, ama şimdi yılbaşından beri tabii 5700-5500 tepelerin aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Haliyle bir patinaj da var. Bu da halka arzları olan ilgiyi getir noktasında arttırıyor. Tabii trend oluşunca orada talep de artıyor. Bunu normal karşılıyoruz tabii. Ama seçim öncesinde böyle temel unsurlarda net bir değişiklik olmadığı sürece, ki dün örneğin AK Parti'nin seçim beyannamesini aldık, ekonomiyle ilgili sonraki döneme ilişkin çok da bir ipucu gelmedi. Bu Türkiye ekonomi modeli kapsamında devam edilir mi, edilmez mi, politikalar nasıl oluşur? Yani bu noktada o belirsizlik devam ediyor. İşlem hacminin seviye itibariyle piyasanın seçim öncesinde farklı bir manzara oluşturmasını eldeki verilerle beklemek zor şimdilik. Peki seçim sonrasında her iki senaryo dahilinde Borsa İstanbul'da
nasıl bir performans göreceğiz? Bir tarafta da çünkü enflasyondan korunmaya çalışan bir yatırımcı kitlesi. Yerli yatırımcının şu an alternatif yatırım araçları her ne kadar geçtiğimiz yıla oranla çeşitleri artsa da Borsa İstanbul tarafına olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Seçim sonrasındaki opsiyonları neler? Şöyle, orada bakiyeli yatırımcı sayısına bakmak lazım. Halka arzlara çok ciddi talepte, adette bir artış olmasına rağmen son haftalarda bakiyeli yatırımcı sayısında bir geri çekilme var. Bir miktar tabii kur korumalı mevduat ve mevduat faizleri artık tasarruf sahibini sadece Borsa İstanbul alternatifsizliğine itmiyor. Bence bunlar güçlü alternatifler. Özellikle kur korumalı mevduatta son alınan önlemlerden sonra ben bir miktar oraya geçiş olduğunu düşünüyorum. Şu bakiyeli yatırımcı sayısındaki azalışı okuması bir miktar o şekilde. Ama seçim sonrası ve özellikle yıl sonu beklentileri noktasında biz iyimseriz. Şöyle iyimseriz, burada seçimden bağımsız bazı sabitlediğimiz makro parametreler var. Biz bir kere para politikalarında sert bir sıkılaşma olması ihtimalini çok zayıf görüyoruz. Yani burada da kastımız şu, bugün zaten mevduat faizi ortalama 28-29, kredi faizleri yine 29'larda 30'larda. Yani buraya kadar çekilecek bir politika faizi zaten piyasayı rahatsız etmez. Bunun ötesine geçebileceğini düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi son yıllarda bu düşük faizle yürümeye çok alıştı. Ve her şekilde seçim sonrası çiçeği burnunda bir hükümet, hangi kim gelirse gelsin, öyle sıkı bir sürece geçişi istemeyecektir. Özellikle daha çok dışarıdan yatırım almayla bu süreci yönetmeye çalışacaklarını düşünüyorum. O yüzden para politikaları destekleyici olmaya devam edecektir. Ve enflasyon da açıkçası hayatımızda olmaya devam edecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin burada riskler yukarı yönlü. Hem kur tarafında bir hareket bekleniyor, hem yönetilen, yönlendirilen fiyatlar tarafında, kamu tarafında ertelenmiş zamlar var. Deprem atlattık, bunun etkileri olacak. Haliyle 2022 kadar alternatifsiz olmasa da yine Borsa İstanbul'u destekleyen bir makro iklim oluşmasını bekliyoruz. Burada da 50'lerde bir enflasyon beklentimiz var. Onu üzerine koyduğumuzda piyasa zaten kabaca işte 7500'lere doğru gitmiş oluyor. Bu herhangi bir olumlu hikayenin olmadığı bir durum. Ama tabii seçimden sonra farklı bir manzara oluşur. Bir de yabancı girişi olursa Borsa İstanbul açısından çok daha farklı iklimler oluşabilir açıkçası. Şimdi hem yabancı nezdinde aslında kritik olan, hem de bununla birlikte yerli yatırımcı. Kur riski ne kadarlık bir risk oluşturuyor özellikle kur tarafında Borsa İstanbul'a sirayet etmesi açısından? Yani şöyle, şimdi o konuda bizim şirketlerimiz artık şerbetli. Yani dövizde öyle bir yukarı hareket oluşsa dahi ben şirketlerimizin bunların karşılığının ayrıldığını, pozisyonların yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar yıldır kur neredeyse işte 2 liralardan 20 lira geldi baktığımız zaman, çok da uzun bir süre değil. Haliyle yeni bir atak oluşması ihtimali bence Borsa İstanbul tarafında negatif etkilemeyecektir. Hatta bir noktada belki pozitif bile etkiler, çünkü ihracatçı şirketlerin biliyorsun bir süredir bu noktada serzenişleri var. TL maliyetleri oldukça yukarı gidiyor ama dövizle ciro yapanlar açısından gelir bir süredir sabit. Bir rahatlama dahi olabilir. Kur tarafı için seçim sonrasına yönelik tabii genel itibariyle beklentiler yukarı yönde, daha yukarı bir seviyede yeni bir denge oluşması yönünde. Ama ben bunun Borsa İstanbul tarafında şirketler nezdinde herhangi bir negatif unsur oluşturacağını düşünmüyorum. O konuda dediğim gibi artık şirketlerimiz ciddi anlamda tecrübeli diye düşünüyorum. Peki sektörele geçelim istersen, sektörel dağılımlara. Bundan sonraki süreçte seçim sonrasında madem bir iyimserlik mevcut olabileceğini düşünüyorsun, yatırımcı hangi sektörler bağlamında biraz daha değerlendirmeli o sektörleri, ya da hisse bazlı mı hareket etmeli artık bundan sonraki süreçte, ne dersin? Yani şöyle, sektörel tema devam ediyor. Tabii onların içinde de hisse bazlı hareketler muhakkak önemli. İyimseriz ama öyle 2022 gibi böyle katlarla ifade ettiğimiz bir piyasa oluşmasını da beklemiyoruz. Burada enflasyon teması hayatımızda olmaya devam edecek. Perakende sektörü bence burada pozitif ayrışmaya, bilançolarda karlarını her çeyrek arttırmaya devam eder diye düşünüyoruz. Orada gıda perakendeciliği ve tekstil perakendeciliği bu noktada öne çıkıyor. Diğer taraftan otomotiv tarafı güçlü bir birinci çeyrek geçirdi. O kur da biliyorsun artık hani bir noktada talep açısından negatif bir unsur oluşturmuyor. Talep orada yüksek. Otomotiv tarafında iyimser olmaya devam ediyoruz. Orada mesela bu TOFAŞ'la ilgili o Stellantis konusu tam olarak hala fiyatlanmadı gibi görünüyor. Daha orada potansiyel görüyoruz açıkçası. Bu iletişim tarafı bir miktar baskı altındaydı. Deprem sonrasında böyle kapsamlı bir altyapı yatırımına ilişkin bir belirsizlik söz konusuydu. Son bir haftadır bu harekette, 5000 altından 5100'lerin üzerine geldiğimiz harekette iletişim tarafı pozitif ayrışıyor.
Burada bir süre daha momentumun devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Şöyle biraz daha orta vade yıl genelinde de sanayi sektörümüz hem orada deprem etkisi bölgenin yeniden inşası hem de özellikle burada bilançolarda pozitif bir durum var. Euro dolar paritesi geçen senin büyük kısmında birin altında seyretmişti. Haliyle bizim şirketlerimiz ağırlıklı euro bazlı ciro yapan şirketler. Şimdi birin üzerine attık ve özellikle önümüzdeki dönemde Fed'in faiz artışı noktasında elinin daraldığını ama euro bölgesinde faiz patikası noktasında daha gidilecek yol olduğunu düşünürsek paritede bir miktar daha yukarı hareket oluşabilir. Bu da bizim ihracatçı şirketlerimizi olumlu etkileyebilir. Yıl geneli için özellikle ikinci yarı için sanayinin biraz daha öne çıkabileceğini de söyleyebiliriz açıkçası. Evet, sen de az önce belirttin aslında küresel piyasalardaki gelişmelerin bundan sonraki süreçte euro dolar paritesi açısından yorumunu belirttin ama Borsa İstanbul tarafına da sirayet etmesi açısından geçtiğimiz yıl çok bir korelasyon takip edemedik küresel piyasalarda. Önümüzdeki yıla dair ya da bundan sonraki süreçte yani önümüzdeki yıl derken seçim sonrasından bahsediyorum. Dolayısıyla bir korelasyon yakalanacak mı Soner? Ne dersin? Yani bunu zayıf ihtimal olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de o ezber bozuldu. Seçim sonrasında olası iktidar değişikliğinde dahi özellikle muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda evet bir yabancı yatırım gelmesi isteniyor ama bunun portföy yatırımı değil, istihdam üreten tarafta reel yatırım olması isteniyor. Yani bu sıcak paranın gelişi gidişi biliyorsun bunun gelişi tatlı gidişi acı sonuçları oluyor. Bu iki hem Cumhur İttifakı tarafından zaten onun politikaları belli hem de Millet İttifakı tarafından çok da arzu edilen bir şey olduğunu düşünmüyorum yabancının borsaya gelişi noktasında. O yüzden o korelasyon önümüzdeki dönemde artar ya işte yabancı borsaya çok ilgi gösterir. Bunlar düşük olasılıklar gibi görünüyor şimdilik. Çok farklı bir hikaye, farklı bir tablo oluşması lazım Türkiye açısından. Zaten dediğim gibi hani orada biz bir süre biliyorsun hep yabancıları takip ederdik. İlk onlar piyasayı döndürürdü dipten evet. De tepeden de. Onları takip ederdik. Bir süredir yerli yatırımcı kendi kendine karar verdiği bir süreç var. Yani tercihen bence bu daha sağlıklı bir manzara oluşturuyor da diyebilirim açıkçası. Oynaklığın azalması açısından, en azından artmaması açısından belki de böyle iyimser bir tarafından da bakmak gerekiyor diyorsun. Soner çok teşekkür ediyorum aktardıkların için diyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte size senedini piyasalarına dair beklentileri aktardık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım ülkeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılamak üzerine hemen info yatırıma gidiyoruz ve Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin yayınımıza. Evet bir tarafta aslında Borsa İstanbul'da 5000 puanın altında tepki alımları geliyor. 5000 puanın üzerinde gidecek çok da uzun yol gibi yok gibi görünüyor. Dolayısıyla dar bir banda sıkışan bir Borsa İstanbul söz konusu. Ne dersin, beklentiyi neler oluşturuyor bugün? Mustafa Hanım gayet güzel özetledin. Gidişatı da özetledin Pelin. Ya şimdi söylenecek ne var? Tabii yurt dışıyla daha bir korelasyon içerisinde olmamız gereken dönem diyoruz da. Şimdi yurt dışındaki hikaye de biraz içerideki farklılaşmaya başladı. Artık son 4-5 haftaya girdik seçim maratonunda. O yüzden içerideki hikaye çok da böyle makroya mikroya dönemiyor. Biraz belirsizliğe dönüyor. Dar alanda kısa paslaşmalar yapmaya çalışan bir borsa, bal yapamayan bir borsa karşımızda duruyor aslında. Tabii bugün ABD'de enflasyon verisi var. Bir hali önemli. Benim gözler burada olacak. Her ne kadar bugünün fiyatlamaları için çok önemli görünmese de yarının önümüzdeki haftaların ayların fiyatlaması ve yol politikası için önemli bir data. Bugün burayı o yüzden dikkatle izleyeceğiz. Eskisinden çok daha önemli. Çünkü bundan sonra faiz artırımı devam edebilir mi, edemez mi? Artık bu önemli oldu. Peki neden bundan sonra daha önemli? Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin daha fazla değer kayıp etmemesi, işte carry trade vesaire birçok artık yeni gündemin yılın ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreğinde nasıl bir yol haritasına gireceğinin bugün biraz daha anahtarı belli olacak diyebiliriz. Bu açıdan önemli görüyoruz. Biz piyasa açısından açıklanacak enflasyon verisine. İçeride ne oluyor? İçeride son bir buçuk aydır bütün yayınlarda altını çiziyoruz. Pelin, yani binanın kolonları vardır. Sağlam bir şekilde tutunursa, ne kadar sağlamsa
o bina o kadar ayakta kalır diye. Borsanın da kolonları var. Kolonları şimdilik sağlam. Orta uzun vadede resimde bir bozulma yok açıkçası borsada. Önemli hareket ortalamalar bunlar. Buraların üzerinde tutunuyor. Majör ortalamaların üzerinde tutunuyor. İndikatörler, bazı majör indikatörler ne kadar dip yapsa da yeniden dönmesi. Yani piyasa bir şekilde alışa geliyor. Önemli destek seviyelerinin üzerine kalıyor. Burada BIOP 30, BIST 100 hep altını çiziyorduk. BIST 100'de 4800'ün, 30'da 5350'nin, sanayi endeksinde 7900'ün. Yani buralar yıkılmadığı sürece borsada böyle yandık bittik olduk hikayesi şu anda yok. Buradan alacak. Lakin tabii ki çok sevimli bir tablo da yok. Alışkın olunan bir dönem vardı. İşte geçtiğimiz Ağustos ayından ocağa kadar mükemmel bir rally vardı piyasada. Bu rallinin çok uzağındayız. Bir düzeltme dönemindeyiz. Ama yine yatırımcılar, hisse senedinde olan yatırımcılar bence şuna mutlu olmalı. Çünkü şu anda %15-20'lik ilk düzeltme döneminin içerisindeyiz. Bunun bir de ikinci fazı var. Pelin. Bu ikinci fazda genelde %30-35 bandına gidiyor. %20'ler kırıldığı zaman %30-35 bandına kadar gidebiliyor. Geçmiş hareketlerini, geçmiş 20-25 yıllık hareketlerine baktığımız zaman borsanın şu anda 15-20 bandındayız ve son 3-4 aydan beri burada tutunan, dediğim gibi dar alanında kısa paslaşmalar yapan bir borsa gözlemliyoruz. Ortalamalar birbirine sıkışmaya başladı. Muhtemel tahminimiz bu dönemden sonra da yani kalan 3-4 haftada seçime giderken bu fiyatlamaların devam edeceği yönünde. Tabii burada kur cephesi de çok önemli. Evet. Evet, yatırım bültenini böylece noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.